Merhaba, günaydın. 12 Şubat Salı sabahındayız. Yepyeni bir gün bizleri bekliyor. Tabii ki güne başlamadan önce günün önemli haberlerini sizlere iletmek için burada bulunuyoruz efendim. Günaydın, çok mutlu bir gün olması için elimizden geleni lütfen bugün yapalım. Bizler üzerimize düşen vazife olan haberleri sizlere aktarıyor olacağız. Hem de keyifle aktarıyor olacağız. Keyifli haberler de var, keyifsiz haberler de var ama her ne olursa olsun bizler mutlu olmayı hedefledikten sonra önümüzde çok da fazla engel çıksa dahi onların hiçbirini tanımıyor olacağız. Ve bugün yine sizlerle günün öne çıkan haber başlıklarını birlikte inceliyor ve yorumluyor olacağız. Bir kez daha hoş geldiniz ve başlıyoruz. Cilve gözü sınır kapısında öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın saat 14.37'de gümrük kapısının 21 metre dışında meydana geldiğini belirten Bakan Ergin, aracın görüntü kayıtlarına girdiği süreden 20 dakika sonra patlama meydana geldi. Patlamada 13 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 4'ü Türk, 26 da yaralı var. Bir patlamada İstanbul Üniversitesi yakınında oldu. Beyazıt'ta bulunan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yakınındaki çöp konteynerinde saat 15.50 sıralarında patlama meydana geldi. Başbakan Erdoğan dün Kayseri'de sivil toplum örgütleriyle buluştu. Soruları yanıtlayan Erdoğan İmralı süreci ve çözüm umuduna değindi. Erdoğan, İmralı sürecine her ilde olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli bir destek söz konusu. Çözüm umudumuz var. Bu iş çözülürse herkes kazanır. Siz de işinizi daha rahat yaparsınız. Süreç herkesin menfaatine dedi. Başbakan Erdoğan, ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda yaralanan eski NTV muhabiri Didem Tuncay'ı hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Didem Tuncay'ın sağlık durumu hakkında doktorlar ve ailesinden bilgi aldı. Erdoğan, yaklaşık 20 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. Eski NTV muhabiri Didem Tuncay, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliğine yönelik saldırıda yaralanmıştı. Başbakan Erdoğan detaylara ne kadar hakim değil mi? Hiçbir detayı atlamıyor. Bunlar gerçekten önemli mevzular ancak detay da olsa vatandaşın gönlünü fethetmekte birebir. Tabii vatandaşın gönlünü fethetmek için yapıyor anlamında söylemiyorum ancak vatandaş zaten, halk zaten, seçmen zaten bu yüzden Başbakan Erdoğan'ı çok sevmiyor mu? Detaycı, bu kadar yoğun gündem arasında Türk milletinin önem verdiği detay konuları da asla ama asla es geçmiyor. Katolikler şokta. Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa 16. Benedikt'in görevi bıraktığı açıklandı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt'in sağlık sorunları gerekçe göstererek görevini bırakacağını açıkladı. Papa, görevi özgür irademle bırakıyorum. İlerleyen yaşım nedeniyle görevi sürdürecek gücüm yok. Görevi bırakma kararımın ciddiyetinin farkındayım dedi. Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini protesto gösterilerinde bir gösterici polise el yapımı bomba atarken bomba elinde patladı. Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta Türkiye'ye getirilmesini bahane ederek şehitlik semtinde izinsiz gösteri düzenleyerek Molotov kokteyli atan gruba polis müdahale etti. Olaylar sırasında ağır yaralanan göstericilerden biri Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Efendim genelde biliyorsunuz beyler cinnet geçiriyor. Bu defa durum tam tersi. Mersin'de bir aile faciası yaşandı. Cinnet geçiren bir kadın kızı ve damadını tabancayla vurarak öldürdü. İddiaya göre yaklaşık 2 yıl önce 29 yaşındaki Ferdi Azrak'la rızası olmadan kaçarak evlenen kızı, 19 yaşındaki Güler Azrak'la görüşmeyen Meryem Dursun, barışmak için İstanbul'dan gelen kızı ve damadıyla tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Dursun evde bulunan ruhsatsız tabancayla kızını ve damadını öldürürken 1,5 yaşındaki torunu Berfin Azrak'ı da başından ağır yaraladı. Hepimize hayatın aslında güzel olduğunu, bu kadar kolay gözümüzün kararmaması gerektiğini ve o kadar da basit şekilde vazgeçilemeyeceğini hayattan ve insanların hayatını almanın o kadar da kolay olmayacağını anlatan paneller düzenlenmesi gerekiyor. Tabii biz bunun tam tersini mi yapıyoruz? Acaba diyorum ki dizilerin etkisi var mıdır? Çünkü bakın bu gibi cinnet konularında işte bir hanımefendi eline silah alıyor ve dehşet saçıyor. Dizilerde örnek alınan hanım ağalar gibi.
ya da delikanlılarımız takım elbise giyiyorlar, bellerine tabanca takıyorlar. Dizilerde örnek alınan o bıçkın delikanlılar gibi. Bakın yine ekranlarınıza bir göz kararma hikayesi getiriyoruz. Bayrampaşa'da bir genç kendisinden yaşça büyük sevgilisi tarafından terk edilince üst geçitten atlayarak intihar etti. İddiaya göre Bayrampaşa'da teknisyen olarak çalışan 28 yaşındaki Ali Keleş bir arıza için kendisinden yaşça büyük S.A.'nın evine gitti. Keleş ile S.A. arıza tamiri sırasında tanıştı ve arkadaş oldu. İkili kısa süre içinde duygusal birliktelik yaşamaya başladı fakat önceki hafta S.A. kendisinden para isteyen Keleş'i terk etti. Allah rahmet eylesin. Bakın efendim, demek ki bir yerlerde bir çark artık dönmüyor. Bir yerlerde bir dişli bozuldu. Çünkü psikolojimiz bozuldu. Bunu artık daha kaç sabah söyleyeceğiz acaba? Bu haberlere bakıp da uzmanlar hiç mi Türk insanının artık psikolojik desteğe bu noktadan sonra ihtiyacı var analizinde bulunamıyorlar? Biz bulunabiliyorsak uzmanların daha net şekilde bulunmaları lazım bu analizlerde. Psikolojik desteğe ihtiyacımız var. Okul sütü mevzusu vardı bir aralar, hatırlayacaksınız, tekrar gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 ilde başlatılan okul sütü projesi Balıkesir'de de uygulanıyor. Özel ambalajlı okul sütleri anaokulu öğrencileri ile 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine dağıtıldı. Evlatlarınız var mı bilmiyorum. Eğer varsa okulda dağıtılan okul sütüne bakış açınızı merak ediyorum efendim. Acaba olumlu mu bakıyorsunuz yoksa olumsuz mu bakıyorsunuz? Çocuğunuz yoksa olduğunu farz ederek şöyle bir düşününüz. Okulda dağıtılan bu sütlere sıcak bakar mısınız yoksa hayır benim çocuğum içmesin ne olur ne olmaz mı dersiniz? Ama merak etmeyin, Çeşnicibaşı olarak öğretmenlerimiz atanmış. Önce öğretmenler içiyor. Sütte herhangi bir bozukluk varsa önce öğretmenin etkilenmesi sağlanıyor böylece. Ne kadar değer veriyoruz öğretmenlerimize. Diyarbakır Bağlar İlçe Belediyesi Kardelen Kadın Evi'nde kadın istihdamı ve meslek edindirme projeleri kapsamında kuaförlük, biçki dikiş kursları devam ediyor. Kadın evinde toplumsal cinsiyet, kadın insan hakları, kadın sağlığı, iletişim, kadına yönelik şiddet konulu seminerlerin yanı sıra açık öğretim, ilk öğretim ve lise, sertifikalı bilgisayar, hızlandırılmış bilgisayar, halk dansları, okul öncesi eğitimi, Kürtçe okuma yazma, resim kursları veriliyor. Bizim kadınımızın içindeki potansiyel acaba başka bir ülkenin kadınında var mıdır? Türk kadını vakti zamanında Kurtuluş Savaşı'nda ayağında çarığı dahi olmadan o öküz arabalarını iten, o kurşunları taşıyan, erkeğinin arkasında duran Türk kadınından bahsediyoruz. Bakınız ilk fırsat verildiği zaman, istihdama yönelik kurslar açıldığı zaman nasıl da koşa koşa gidiyor ve canla başla çalışıyorlar. Tebrik etmemek elde değil. Bana göre bu Türk kadınları efendim büyük holding yöneten Türk kadınlarından çok daha kıymetli. Çünkü onlar yokluktan var etmeye çalışıyorlar. Bakın hanımefendi orada yaşı ilerlemiş olmasına rağmen işe yarama isteğinde. Bundan mütevellit bizi şu anda izleyen, hiçbir iş yapmayan, ben evde oturayım, oh ne âlâ memleket diyen genç kardeşlerimiz var ise... Ki öyle kardeşlerimiz bu sabah, yani bu saatlerde sabah kalkıp da haber seyretmezler zannetmiyorum. Ama var ise lütfen örnek teşkil etsin bu hanımefendilerin azmi bu genç neslimize. İtalya'nın kuzeyindeki Ivrea kentinde düzenlenen Portakal Karnavalı'na yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Pazar günü yapılan Portakal Savaşı'nda yayalardan oluşan bir takım şehrin çeşitli yerlerinden geçen atlı takımlarla mücadele etti. Şimdi bu portakalları görünce tabii bizim bazı vatandaşlarımız geldi aklıma, bakınız. Yerlerde portakallar bu nimet. Hani tamam eğlenmek güzel ama nimetle eğlence olmaz. Şimdi biliyorsunuz bunun domatesle yapılan versiyonu da var. Portakalla yapılmış, insanlar bulamıyorlar o portakalları. Mesela bizim pazarlarımızda akşam pazarında yerde ezilmiş, kenarlarda kalmış meyve ve sebzeleri toplayan ne kadar çok insan var. Hani bir de onu düşünmek lazım. Hani iyi, hoş, eğlenmek, keyifli bir şey de bu kadar sosyalleşmek de iyi değil. Hani nimetle olmaz. Yanlış. Peki, devam ediyoruz değerli izleyiciler. Yurt genelinde namümkün ama İstanbul için dilerseniz kameralardan şöyle bir bakalım. Acaba yollar şu anda ne durumda? Başlıyoruz. Kartal Kavşağı'nı görüyorsunuz. D100 Karayolu.
takriben 10-15 dakika içerisinde biraz daha sıkışır diye tahmin ediyoruz. Ancak şu anda akıcı. Ve devam ediyoruz Anadolu yakasındaki kameralarımızı incelemeye. D100 Gülsuyu kavşağında herhangi bir problem mevcut değil. Trafik gayet akıcı ilerliyor. Evet, D100 Acıbadem Köprüsü'nü görüyorsunuz. Oldukça yoğun bir trafik var. Sol şerit tamamen durmuş durumda. Orta ve sağ şerit ise ağır ilerliyor. D100 Acıbadem yolu yoğun. Tem Elmalı istikametine gidiyoruz. Köprüye yaklaşıyoruz artık. Yoğunlaşmaya başlayan bir trafik var ancak yoğun akıcı ilerliyor. Devam edelim. Köprüye girelim. Evet, hem Fatih Sultan Mehmet Anadolu Avrupa geçişinde rahat ilerleyen bir trafik var. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Anadolu Avrupa geçişinde tercih edebilirsiniz değerli izleyiciler. D100 Boğaziçi Anadolu Avrupa istikameti ise Fatih Sultan Mehmet Anadolu Avrupa geçişine oranla daha yoğun. Ve değerli izleyiciler, Marmara bölgesiyle havaları incelemeye başlıyoruz. Evet, İstanbul karla karışık yağmurlu 6 derece, Balıkesir ve Bursa yağmurlu 8 derece, Edirne bulutlu 2 derece olacak. Marmara bölgesi bugün güneş beklemesin çünkü bekledim de gelmedin demek zorunda kalırız. Ve devam ediyoruz, Ege bölgesi nispeten güneşi görüyor olacak. İzmir ve Manisa parçalı bulutlu 12 derece, Denizli parçalı bulutlu 14 derece, Kütahya ise yağmurlu ve 7 derece olacak. Evet, Doğu Anadolu bölgemizde Erzincan karlı 4 derece, Erzurum parçalı bulutlu 2 derece, Ağrı parçalı bulutlu 1 derece ve Van karla karışık yağmurlu 4 derece olacak değerli izleyiciler. Galatasaray'ın yıldız transferi fil dişi sahilli futbolcu Didier Drogba özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray'ın yeni transferi fil dişi sahilli futbolcu Didier Drogba sağlık kontrolünden geçti. Ulus'taki özel bir hastanede gerçekleştirilen kontrolde Drogba bir dizi teste tabi tutuldu. Yapılan tetkiklerin ardından Drogba ile ortopedi uzmanı doçent doktor Uğur Haklar'ın katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Ve efendim 12 Şubat sabahını da sizlerle birlikte karşılamış olduk. Hem keyifli hem keyifsiz haberler vardı ancak bizim amacımız neydi? Güne keyifle merhaba demek ve başardığımızı düşünüyoruz. Öyle mi? Peki ne haber Türkiye? İyi misin Türkiye? Öyleyse çok güzel bir gün umarım ki seni beklesin Türkiye. Yarın sabah 6.45'te tekrar görüşene kadar efendim hoşça kalınız, mutlulukla kalınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.